istemiyoruz. Kayyum rektör istemiyoruz. Kayyum rektör istemiyoruz. Kayyum rektör istemiyoruz. Kayyum rektör istemiyoruz. Kayyum sevgili Derya, gördüğün gibi öğrenci protestosu kontrolden çıkmış durumda. Üniversiteye ve güvenlik görevlilerine karşı şiddet giderek arttı. Polisler kampüse hala intikal etmediler. Olayların çıkış sebebi nedir? Bilgi edinebildiniz mi? Öğrenciler kampüste alkol aldıktan sonra kamu malına zarar verdiği için kaydı silinen sadece savunma çıkı kullandılar. Sesini getiriyor. Katılımıyla kalabalıklaşan grup Oktay kontrolden çıktı. Güvenlik görevlileri... Sevgili seyirciler, bağlantımız kesildi. Teknik bir aranın ardından tekrar sizlere canlı olarak dönüş yapacağız. Ekranlarımızın başından ayrılmayın. İstemiyoruz. Kayyum rektör. Okey miyiz? Kestik. Yemek molası arkadaşlar. Arkadaşlar malzemeleri ben alayım. Niye lazım? Enes'le kavga ediyorlar ya, hiç gerçekçi durmuyor. Ya abi açılmaz mı ki öyle? Kızım kola koy. Ne yaptın bugün okulda? İyi, bir tane sınavım vardı. Güzel geçti. Neyim? Sen ne yaptın? Böyle. Ne yapayım baba? Aynı okul, proje, ev. Yani bu durumlar kabul edilebilir değil. Ben de sizler gibi üniversitelerimizde yaşanan bu olayları büyük bir üzüntü ile takip ettim. Dışarının manipülasyonlarına yenik düşen gençlerimiz ne yazık ki yüce vatanımıza ihanet etmeye başladılar. Tam da bu yüzden önümüzdeki seçim çok önemli. Allah'ın izniyle seçilmemiz durumunda yeni denetim yasalarımızla böyle terör olaylarına dur diyeceğiz. Siktir lan. Sensin terörist. Ne dedin sen? Terbiyesizlik etme oğlum. Aziz Başkan gibi adam mı gördün sen hayatın ha? Sikerim onu da, adamlığını da. Ne dediğini duymuyor musun? Bana bak bana. Doğru düzgün konuş ya. Adamı sinir etme. Terörist mi kesildin lan sen benim başıma? Ya ben ha? Terörist değilim. Sadece ne duyduğumu yorumluyorum. Ne duyduğunu ne duyuyorsun oğlum sen? Televizyonda her duyduğuna mı inanıyorsun sen ya? Sen oğlum bak başkan konuşuyor başkan. Şerefsiz adam saçma sapan konuşuyor. Bak bir de şerefsiz diyor koskocaman devlet adamını ya. Baba babacım. Ne babacım? Sessiz olur musun? Komşular duyacak. Ya duyarsa duysun be. Şerefsiz menefsiz ne diyorsun oğlum sen koskocaman devlet adamını nasıl konuşuyorsun sen ya? Ya, ya dur kızım. Diye... Sen de mi terörist kesildin başımıza? Neden her şeyi zorlaştırıyorsun Oktay? Ben sadece doğru olanı yapıyorum. Eski karının hakkını çelmeye çalışmanın doğru olduğunu bilmiyordum. Henüz eski karın değilsin. Bir hata yapmamıza engel olmak için evet. Doğru olanı yapıyorum. Oktay sen hatayı çoktan yaptın. Ben hayatı yalanlar üzerine kurulu biriyle birlikte olamam. Ceyda, ben sana bir gün bile yalan söylemedim. Biliyorum. Mesele bu değil. Mesele ne öyleyse? Seni hala ilk gün seviyorum.
seni de beni sevdiğini biliyorum. Ben eskiden kim olduğunu seviyorum. Sahte haberler içinde yaşayan seni sevemiyorum. Sadece benim işim. Ben muhabirim. Tüm bu çamam sizin için. Yaptığım iş kim olduğumu ifade etmez. Oktay ne yapsın kim olduğunu ifade eder. Bu konuda çok üstüme geliyorsun. Sanki katilmişim gibi davranıyorsun. Çünkü yaptığın şey birini öldürmekten daha tehlikeli. Sıla'yı toplumda nereye ittiğinin farkında mısın? Onun gibi binlerce gence hedef tatlısı yaptın. Tamam. Kapatalım bu konuyu. Sana nasıl? İyi. Benimle görüşecek mi? İsterse görüşür. Çocuklar, ofisi nasıl buldunuz? Vallahi başkanım, çok kolay bulduk. Her yere yakın, merkezi, dağın olsun. Ya onu demek istemedim. Nasıl, beğendiniz mi demek istiyorum. özür dilerim başkanım, ben şey sandım da. Yani gayet güzel, 10 numara ofis yani. Ya teşekkür ederim. Yavaş yavaş yerleşeceğiz işte. Bu arada geçen gün yaptığınız haber şahaneydi. Çok beğendim. Tebrik ederim. İnsanların üstüne çok güzel etki bırakıyorsunuz. Estağfurullah başkanım. Halkı en doğru şekilde bilgilendirmek için elimizden geleni yapıyoruz diyelim. Siz ne diyorsunuz Oktay Bey bu konuda? Yalan olduklarını. Efendim? Üniversite haberi. Tamamen yalan haberdi. Yayın müdürümüz bizden halka etki edecek bir hikaye yazmamızı istedi. Biz de yapmak zorunda kaldık. Yani benim bildiğim haberin doğrusu yanlışı yoktur. İnsanlar üzerinde etki bırakabilen haberler vardır ve bırakamayan haberler vardır. Ya kötü etki bırakıyorlarsa? Demek istediğini anladım. Bazen işimiz gereği inandırıcı olmak için gri alanları kullanmamız gerekebiliyor. Ben gazeteciliği bu yüzden seçmedim. Ayrıca yalan haberler bana daha çok siyah alanmış gibi geliyor. Yaptığın haberin gerçek olmaması yalan olduğu anlamına gelmez. Ne anlama gelir? Hakikati insanlara aktarabilmek için bir takım hikayeler oluşturuyorsunuz. Ve bunlar çarpıcı bir şekilde insanları etkiliyor. Bu işte iyi olduğunuzu gösterir. Yani müdürümüzün yazdığı haberler hakikat oluyor. Tam da o noktaya gelecektim. Müdürün oğlunu biliyorsunuz. Maalesef öyle. Tanıyoruz başkanım. Çok kral adamdır. Kral mı bilmem. Ama oğlu uyuşturucu bağımlısı ve uyuşturucu kullanıyor. Geçenlerde de uyuşturucu kaçırırken yakalandı. Onu hiç bilmiyorduk vallahi başkanım. Bu olay haberlerde hiç çıkmadı. Çıkmaz. Çünkü onurlu gazeteciler çıkmamasını uygun gördüler. Anlatabiliyor muyum? Ve bu konuyla ilgili olarak yönetim kurulumuzu topladık ve bir karar aldık. Bu hafta genel yayın müdürümüzün istifasını alıyoruz. Ardından Oktay Bey, sizi yeni genel yayın müdürü olarak atayacağız. Beni mi? Neden ben?
Oktay Bey, düzenin sağlanması için 3 şeye ihtiyaç vardır. Birincisi adalet. İkincisi ordu. Üçüncüsü ve bana kalırsa en önemlisi medya. Sen ve ekibin bu işi çok iyi yapıyorsunuz. Halk sizin haberlerinize inanıyor. Bu görev için biçilmiş bir kaftansın. Çok teşekkür ederim ama bu pozisyonu kabul edeceğimi sanmıyorum. Saçmalama Oktay. Oktay Bey, bu öyle kolayca reddedebileceğim bir teklif değil. Nasıl yani? Kendini düşün. Aileni düşün. Kariyerini düşün. Sevdiklerini düşün. Sence onlara da çok yazık olmaz mı? Ne yazık ki istatistiklere göre ülkemiz Avrupa genelinde aile içi şiddet vakalarında birinci sırada yer alıyor. Hırsızlık ve cinayet gibi ağır suçlardaysa Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Sanır konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Tamam, yardım edeyim sana. Yediyorum ki. Yardım edeyim sana. Çaresizliği hiç yok, tatmamışsınız. Yürüyüş olayını kapatmamız lazım. Diğer siyasilerle ilgili haber yapmanı istiyorum. Yaratarak yüce halkımızı kandırmaya çalışanlara bu millet en iyi cevabı verecektir. Vatana ihanet edenlere kesinlikle tahammülümüz yoktur. Bu akşam saat 7 civarında Taksim Meydanı'nda iklim aktivistleri tarafından düzenlenen Gelecek Hepimizin yürüyüşü polis müdahaleleriyle durduruldu. Tahminlere göre 250 üzeri genç gözaltına alındı. Alo? Ne? Hemen geliyorum. Thank you.
Nasıl oldu bu? Bu senin suçun. Onu koruyabilirdi. Kızımı korumama izin verme. Ona bunu sen yaptın. Sen, haberlerin. Hiç televizyon izliyor musun? Ne kadar çok tecavüz ve kadın cinayeti var farkında mısın? Senin çarpık haberlerin, politikacıların. Sence Sıla'ya bunu yapanlar ceza alacaklar mı? Geçtiğimiz hafta yaşandığı iddia edilen tecavüz ve darp olayları üzerine ifade veren B.A. ve E.'ye mahkeme kararı ile beraat ettiler. Hakim yetersiz delil gerekçesiyle davayı sonlandırdı. Ofisime gelmişti. İlk tabii onu müşteri sanmıştım. Vay vay vay. Müdürüm. Hazırlanmışsın canlı yayına. Vazgeçmek için artık çok geç değil mi? Saçmalama. Basın yayın müdürü oluyorsun. Yani tanrı gibi bir şeysin artık. Tarihin en güçlü silahı senin elinde. Ne silahı? Kamera. Bu kamera denen şeyle bugünü, yarını, geçmişi, geleceği hepsini değiştirebilirsin. Ben de bundan korkuyorum. Canlı bağlantımız olacak. Kanalımızın eski muhabirlerinden Oktay artık yeni basın yayın müdürümüz olarak görevine devam edecek. Kendisini tebrik ediyor ve sözü Oktay Bey'e bırakıyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi yayınlar Derya. Öncelikle bana bu görevi layık gören kıymetli başkanımız Aziz Bey'e çok teşekkür ederim. Kendi içimizde anlaşamadığımız bu zor dönemde eminim ki Aziz Başkan önderliğinde çok daha güçlü ve büyük bir ülke olacağız. Doğrusunu söylemek gerekirse ben bu göreve layık değilim. Uzun bir süredir hepinize yalanlar söylüyorum. Bugün hepinizin önünde özür dilemek istiyorum. Sevdiklerime, aileme,
gazeteciliğe ihanet ettim. Yalanlar yaşadım. Gerçek şu ki... Sevgili seyirciler, teknik bir arıza sebebiyle bağlantımız koptu. Aksaklık giderilene kadar sizi bant yeniyle baş başa bırakıyorum.